efendim, kripto parayla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Atakan Kaplan bizlerle. Atakan günaydın, hoş geldin. Günaydın, hoş buldum. Riskli varlıkları konuşacağız. Bir haftadır zor günler geçiriyor riskli evet. varlıklarda yatırım yapanlar. O yüzden hızlıca bir istersen fiyatlamalara bakalım. Hı-hı. Ardından da hem öne çıkan başlıkları konuşuruz hem de destek ve direnç seviyelerini konuşuruz. Şimdi baktığımızda aslında yeşil bir tablo var. Dün Nasdaq'ta çok sert satışlar yaşandı. VIX'i seninle sık sık konuşuyorduk. Dünkü kapanış itibariyle VIX'te de çok sert yükseliş yaşandı. Sabah zaten programda da ben ifade etmiştim. 30'ların üzerine çıktı VIX. Şu an %6'lık bir geri çekilme var. VIX'te açıldı. Tabii Nasdaq'a bakıyorum. Nasdaq tarafında sabah saatlerinde dünkü %4'lük satışlar sonrası sert yükselişler vardı. %2'ye yakın bu saatlerde görebileceğimiz belki de en sert evet, tepki kesinlikle. Diyebiliriz. Bu tabii kripto paraları da toparladı. Şöyle bir zaten göz gezdirdiğinde Dogecoin'i dün ayrı yerde tutmak lazım. Özellikle Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla birlikte dün Dogecoin zaten trend evet. topik oldu Twitter'da biliyorsun. Bugüne de %4,5'luk yükseliş var. Holochain'i görüyoruz burada ekranlarda. Göremiyoruz galiba. %3'ün üzerinde yükseliş var. Aynı zamanda Maker, Polkadot, Stellar, Lumen'de yine pozitif ayrışmalar görüyoruz. Bitcoin tarafına baktığımda fiyatlama 40 bin doların altında, 38 bin doların hemen üzerindeyiz. Ethereum'da da yine baktığımızda 2800 doların üzerinde seyrediyoruz. Hadi o zaman korelasyonlarla başlayalım. Önce bir Bitcoin korelasyonu diyelim. Bir Nasdaq'taki satışları da konuşalım. Tabii ki. Yani şimdi korelasyonları 2 ya da 3 hafta önce tekrar getirmiştik. Şu an yine %87, %88 seviyesinde Nasdaq'ta ve S&P ile Bitcoin korelasyonu söz konusu. O yüzden Amerika endekslerine bakmadığımız bir senaryo bence eksik kalmış demektir. Hı. O yüzden iki tarafın da birbirini desteklediği trend dönümlerini biraz daha agresif satın almak gerekir. Şu an sabah Tunç Hoca ile de konuştunuz. İşte Tunç Hoca ikili dip oluşma ihtimalinden söz etti. Buralardan artık evet. tepki bekliyorum dedi Tunç Hatıroğlu. Evet, yani buradan gelecek bir tepkinin satın alınması bence makul senaryo. VIX'teki yükselişi de konuştuk. Riskli varlıklar grafiğimiz var. Onun üzerinden de gidecek olursak eğer... Onu alalım o zaman, riskli varlıkları alalım. Tunç Bey de hatta VIX'te de artık buraların tepe olmasını bekliyorum dedi. Açıldı ve zaten VIX'te geri çekiliyor. Biz zaten sürekli ve sürekli her teknik konuştuğumuz gün, her çarşamba şuna değiniyoruz. VIX 20'li bölgelerde bakalım, dikkat edelim. Evet, satın alın, gün içi belki trade edebiliriz yani satın alım yapılabilir ama böyle otur, yani al otur şeyinde döneminde değiliz demiştik. 20 seviyelerden yakaladığı bu sert trendle birlikte 35'lere kadar yükselişle beraber aynı zamanda endekslerde de kriptolarda da satışı beraberine getirdi. Bu beklediğimiz bir senaryoydu. Ama şu an o korkunun azaldığı dönemdeyiz. Yani biraz daha nispeten uzun vade, en azından orta vade düşünebileceğimiz bir dönemdeyiz VIX tarafında. Çünkü bu taraflardan yani 40'lara doğru bir atak daha gelirse VIX'ten evet bir geri çekilme daha var ama bence buraların hafif hafif satın alınmaya başlaması makul senaryo. Çünkü buradan VIX'te yakalayacağımız bir dönüş beraberine kriptolarda ve endekslerde yükseliş tetikleyecektir. Aynı yükseliş nasıl düşüşü tetiklediği gibi. Peki Bitcoin'in günlük o zaman teknik seviyeleriyle devam edelim. Hatta şöyle grafiği de tam ekran verirsek daha net de görünecektir. Burada da o zaman şimdi bir dip oluşturduk, ikinci dibi mi oluşturuyoruz sence? Ya şöyle, Bitcoin'de günlükte yükselen trend kanalın hala içindeyiz ve kanal alt bandındayız. Kırmızı ile işaretli bir bölgemiz var. Kuvvetli bir destek bölgesi. Şubat'ın ortasından itibaren hep bu seviyeler satın alındı. Yani buranın talebin arttığı bölgeler olduğunu görüyoruz. Şu an VIX'te 35'li seviye, yani 30'lu seviyelerin üzerinde olmamız bir rahatlatıcı unsur. Aynı zamanda Bitcoin'de yükselen kanalın alt bandında ve kuvvetli bir destek bölgesinde olmamız ayrı bir bizi daha güvenli tarafta olduğumuzu gösteren, yani satın alma tarafında elimizin biraz daha rahat olduğu bölgelerde olduğumuzu söyleyebilirim. Bunu neden söyleyebiliyorum? Çünkü çok dar stop kullanabiliyoruz. Şu an stop kullanmama lüksümüz yok. Çünkü endekslerde evet ikili dip oluşabilir ama orayı kırarsak oranın altı nispeten biraz daha uçurum. Yani orada daha sert satışta... Çok daha az büyük zararlar edilebilir diyorsun. Evet, yani küçük zararı kabul edip şu an pozisyon almakta fayda var. Çünkü çok güzel bölgelerde. Bunu her parite için söyleyebilirim. Ama dar stopla beraber güzel. Yani o stratejiyle beraber güzel. Yoksa
destekle, hadi all in, hepsini alacağım, tüm kenardaki tetherimle, TL'mle, dolarımla alacağım gibi bir senaryo değil. Tamamen orada ben %2 kaybetmeye okeyim. Stratejisiyle ya da işte risk iştahına kadar kuvvetliyse yatırımcının, ona göre değişir ama şu an bu stratejiyi kurabileceğimiz dönemdeyiz. Tüm pariteler üzerinde bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Peki burada destek seviyelerini de gösteren bir grafiğimiz evet. var. Atakan, diyelim ki burası tutmadı. Hatta Nasdaq da tutmadı. İkili dip o iptal oldu. Artık satış daha da derinleşti. Kademeli almak isteyen, nakitte bekleyen bir yatırımcı için makul destek seviyeleri neresi olabilir sence? Şimdi bu grafik özelinde onu söyleyemem ama oraya da değineceğim. Bu grafik bize ne gösteriyor? Emirlerin nerede yoğunlaştığı, hali hazırda girilmiş limit emirlerin, satın alma ya da satış emirlerinin hangi bölgelerde yoğunlaştığını gösteriyor ki bu bize muhtemel destek diren seviyelerini veriyor. Şu an Bitcoin'de o kuvvetli korunan bölge 37.500 dolar seviyesi. Bu da kanalın hemen alt bandının işte o stop patlatma seviyelerine denk geliyor. Yani hani muhtemelen stoplar buralarda bilin. Çünkü bu kırılırsa bu bölge, oranın altı bize yeni en düşük seviyelere doğru getirebilir. Bu yeni en düşük seviyeler nedir? Bir önceki lokal dibimiz 34.500 dolar seviyelerine doğru bir sert bir geri çekilme görülebilir eğer bu kanal kaybedilirse. 37.500 kuvvetli gözüküyor. O seviyeyi bugün, yarın kaybedeceğimizi çok düşünmüyorum. Ama kaybedersek beraberinde S&P'de de, Nasdaq'ta da çok sert satışların geldiği beraber bir senaryo oluşacağını düşünüyorum. Ama şu an için dediğim gibi S&P'de, Tunç Hoca'nın da bahsettiği gibi bir desteğinde, kuvvetli de bir desteğinde. Buradan kuvvetli bir dönüş alırsak tüm piyasa rahatlar. Ama şu an stoplu gidelim lütfen. Peki, paralel bir görüntü sence Ethereum'da da var mı? Biz Bitcoin tarafını konuştuk ama Ethereum'un bir önce günlük grafiğine bakalım, ana resim diyelim. Sonrasında saatlikte çok kısa böyle al sat yapan, belki de kaldıraçlı işlem yapanlara hitap edebiliriz ama günlük resim ne diyor bize? Günlük resim yükselen trendin devam ettiğini gösteriyor. Herhangi bir bozulma yok. Yani bu kadar 3600'lerden gelen geri çekilmeye rağmen hala daha yeni bir daha düşük dip vermedik. O yüzden yükselen trend, hatta yani kanalımız var. Yükselen kanal devam ediyor. Kanal alt bandına bile gelemedik. 2700 dolar seviyelerinde bulunuyor. Şu an günlük metriklere baktığımda ya da kurduğumuz stratejilerle baktığımızda henüz bir al sinyali geldiğini görmüyoruz ki 50 günlükten çok net bir tepki gördük. 3036 dolar seviyesinde. Buradan gördüğünüz tepkiyle dün günlük kapanış itibariyle Bitcoin'e de Ethereum'a baktığımda yutan boğa var. Ve bu da düşüşün devam etme ihtimalini benim için yükseltse de Bitcoin'deki o destek seviyesinde olmamız aynı zamanda altları da nispeten pozitif bakmamı sağlıyor. Ethereum'da günlükte şu an görünüm güzel. Dünün tepkisiyle başladık. Hacimler giderek artıyor alım yönündeki. O yüzden günlükteki bu bozulmayışı 4 saatlikte, 1 saatlikte de grafiğiyle desteklediğimiz için, çünkü orada da dönüş sinyali alıyoruz, ona bakmakta bence şu an fayda var. Peki o zaman bir saatlik bakalım. İzleyenimizde Cemal Bey hatırlatmış. Perihan Hanım, dünden Holoç sözünüz vardı. Yayından önce Atakan'a söyledim. Mutlaka Holoç olup konuşacağız diye. Konuşmadan veda etmeyeceğim. Merak etmeyin, sözümü yerine getireceğim. Ama bir saatlik grafiği de bakalım. Bir saatlikte alçalan bir kanalımız var. Dün bu kanalın alt bandından destek bulduk. 2800 dolar seviyesi. İki gün önce. Beraberinde çok sert bir hareketle 50 günlüğe kadar yükseldik. 50 günlükte o sarı bölgeyle yaptığımız yatay fiyat hareketi, oranın kırılımının gerçekleşmeyeceğini, ki hacim fiyat ilişkisine baktığımızda yükselişlerin oralarda durulduğunu görmüştük. Orada mesela emir yoğunluklarına baktığımda Bitcoin'de, Ethereum'da çok net satış emirlerinin 50 günlük hareketi ortalama yazıldığını görüyorduk. O da kırılamayacağını gösteriyordu zaten bize. Nispeten beraberinde de Amerika ile beraber, açılışla beraber bir düşüş başladı. Tekrar kanal alt bandından destek bulduk. 2800 dolar seviyesi. 4 saatlik RSI'de pozitif uyuşmazlık var. 1, 2, 3, 4. Evet, 4. değeri test ediyoruz. Gayet kuvvetli de bir trend var burada. Bu anlamda kanal orta bandına doğru, yani 2940 dolar seviyelerine doğru bir atak devam edebilir diye düşünüyorum gün içinde. Peki HOLO'yu konuşalım ama Bitcoin burada asıl trendine girip, atıyorum kendini böyle hakikaten 50 bin dolarların üzerine atmadan. Zaten altcoin'lerde yüksek maliyetli olanlar için maliyetleri çıkar mı? İşte zor değil mi? Zor. Yani çok zor. Çünkü
böyle bir konjonktürde ilk hareket Bitcoin ve Ethereum'dan gelecektir ki geldiğine, pazartesi geldiğinde yani %2'lik, %3'lük yükseliş gördüğümüzde altlar hala negatifteydi. O yüzden gerçekten ilk para akışı buraya gerçekleşecekti. Kurumsala baktığımızda hala daha satış yönünde pozisyonlanıyor. Yani dijital varlık fonlarından satış var. O yüzden Bitcoin'in 50 bin doları şu an kısa vadede uzak gözükse de olabilitesi hala var. Ama altcoin maliyetlerinin çıkması şu an biraz zor. Onlar biraz daha geriden lag gelecektir. Peki HOLO üzerinde konuşacak olursak zaten beğendiğim bir proje olduğunu hep söylüyorsun sen. Yani aması var. Aması var. Ya beğendiğim proje diye nitelendirebileceğim bir şey mi? Evet, yani Türk yatırımcısının çok sevdiği bir proje diye nitelendirmeyi ben çok seviyorum aslında. Hani çünkü gelişmişlik teknoloji anlamında bence hani öyle bir katma değeri yok sektöre. Bunu bir geride bıraktığımda çok güzel bir destek seviyesine diyebilirim. Sıfırları geride bıraktığımda 4240 seviyesi. Çok kritik. Çift sıfır 4240 işte. Oradan da bugün tepki gördük. Oranın altı stop olmak koşuluyla şu an yüksek maliyetli yatırımcı buradan maliyet düşürebilir ki buradan gelen bir tepkiyle, olası gelecek bir tepkiyle en azından break-even'a yani tam maliyetine, aşağı çektiği maliyetine geri gelirse oralara yakın kar elde edebilir. Zararda evet. Çıkartabilir böylelikle diyorsun. Evet. Atakan çok teşekkür ediyorum. Vaktimizin sonuna geldik. Şimdi kısa bir araya gidelim. Sözü araştırma müdürümüz Cenk Akyoldaş'a bırakalım efendim.